Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuzda size sinir sisteminden bahsedeceğim. Sinir sistemi AYT konularımızdan bir tanesidir ve sistemler konusunun ilk konusudur arkadaşlar. Denetleyici ve düzenleyici sistemler olarak biz sinir sistemi içerisinde ayrıca hormonları da göreceğiz. Bu ikisi birlikte denetleyici ve düzenleyici sistemler olarak veriliyor. Şimdi ilk olarak sinir sistemi hücrelerinden başlayalım. Birkaç tane hücre tanımı yapacağız bu videomuzda. Dolayısıyla ilk olarak şöyle diyelim. Arkadaşlar, sinir sistemi iki tane, şöyle söyleyeyim, iki çeşit hücreden oluşur. Bunlardan bir tanesi nöron, diğeri de nöroglia. İlk olarak nöronlardan bahsedip bunların çeşitlerini anlatacağım. Daha sonra ise nöroglialardan bahsedeceğiz. O zaman şöyle diyelim. Sinir sistemi sinir sistemini nöron ve nöroglialar oluşturur. Nöroglialar oluşturur. Evet, ilk olarak dediğim gibi nöronlardan bahsedeceğim. O yüzden şöyle bir nöron diyorum. Nöron. Arkadaşlar, nöron sinir hücresi demektir ve bu sinir hücresi dışarıdan veya içeriden gelen uyarıları alarak bunları merkezi sinir sistemine aktarır. Ayrıca merkezi sinir sisteminde bulunarak yine uyarıları değerlendirir ve bizim tepkilerimizin oluşmasında görevlidir. Dolayısıyla nöron için şunu söyleyelim, aslında sinir sisteminin temelini oluşturur diyebiliriz. Yazalım onu da, sinir sisteminin temelini oluşturur. Temelini oluşturur. Uyarıları alarak gerekli yerlere ulaştırır. Gerekli yerlere ulaştırır. Şimdi bizim bir nöronun yapısına baktığımız zaman, yapısı çok önemli çünkü sorularda mutlaka çıkıyor arkadaşlar yapısı. İlk olarak yapısına bakalım. Bir nöronun yapısına baktığımızda şöyle şekil çizerek ben anlatacağım size. Bakın şu şekilde şeklimize baktığımızda şöyle bir yapıya sahiptir arkadaşlar, bir nöron. Peki bu yapıda isimlerimiz neler? Bunlara bakalım. Arkadaşlar, şurada küçük kısa uzantılar vardır ilk başta. Biz bu küçük kısa uzantılara dendrit diyoruz. Dendrit, küçük kısa uzantılardır dendritler. Bakın şunlar dendrittir. Dendrit. Daha sonra çekirdeğin de bulunduğu bir kısım vardır. Şu kısma hücre gövdesi diyoruz. Hücre gövdesi. Burası. Bir de arkadaşlar, hücre gövdesinin bittiği yerden başlayıp sonuna kadar uzayan en uzun kısım olan aksonumuz vardır. Akson. Şurası ise akson ucu olarak isimlendirilir. Akson ucu. Bu akson ucu daha sonra bizim işimize yarayacak. Çünkü bazı olaylar akson ucunda gerçekleşecek. Peki bir aksona baktığımız zaman aksonun yapısında neler bulunabilir? Şimdi miyelin kılıf dediğimiz bir kılıf vardır. Bu kılıf iletimin hızlanmasını sağlar. Dolayısıyla biz miyelinli bir hücre için söylüyoruz bunları. Kısımlarını gösterelim. Farklı bir renkle yapayım onu da. Arkadaşlar, sinir hücrelerinin etrafı yağ yapılı bir kılıfla çevrili olabilir. Bakın şöyle, yağ yapılı bir kılıfla çevrili olabilir. Ya da bunu hatta kalın kalemle yapalım, daha belirgin, net olsun. Bakın şöyle yaptığımızda, her tarafında yok, bu kesintiye uğradığı yerler var. O yüzden böyle kesik kesik yapıyorum. Şu yapıya biz miyelin kılıf diyoruz. Şöyle göstereyim, miyelin kılıf. Evet, miyelin kılıfımız. Daha sonra arkadaşlar, bunların kesintiye uğradığı bölümler vardır. Bakın şuralar kesintiye uğradığı bölümler. Şu kısımlar. Bu kısımlara da Ranvier boğum diyoruz. Ranvier boğum. Ranvier boğum. Arkadaşlar, miyelin kılıfı üreten şu yuvarlak yuvarlak çizdiğim yapılara ise Şivan hücresi diyoruz. Bakın şunların her birine Şivan hücresi diyoruz. Bunların görevi miyelin kılıf üretmek. Zaten birazdan görevlerinden bahsedeceğiz.
Evet, bir nöronun yapısına baktığımızda bu şekilde yapılardan oluşuyor. Teker teker neler yaptıklarını da açıklayacağım. Birazdan hepsini yazacağım. Ne dedik? Kısa uzantılar, dendrit. Daha sonra içerisinde çekirdeğin bulunduğu kısım hücre gövdesi. Uzun olan kısım arkadaşlar akson. Aksonun bittiği kısımda da akson ucu dediğimiz yapılar vardır. Peki miyelinli bir hücre için düşündüğümüzde aksonun etrafını bir kılıf sarar, yağ yapılı bir kılıf. Buna biz miyelin kılıf diyoruz. Daha sonra miyelin kılıf her yeri sarmıyor. Kesintiye uğradığı bölgeler vardır. Bu bölgelere ranvier boğum diyoruz. Daha sonra miyelin kılıfı üreten aksonun etrafında bulunan hücrelere ise arkadaşlar şivan hücresi diyoruz. Şimdi bunların hepsinin teker teker ne yaptığını, görevlerini, nerelerde bulunduğunu açıklayalım. Şöyle sayfayı değiştireyim ben. Evet, bir diyorum. Dendrit. Dendrit ne işe yarıyor bakalım. Arkadaşlar dendrit diğer hücrelerden gelen uyarıları alır ve bunları elektriksel sinyaller halinde, bakın elektrik önemlidir çünkü nöronlarda iletim elektrokimyasaldır. Elektriksel sinyaller halinde hücre gövdesine iletir. O zaman görevi neymiş? Diğer hücrelerden aldığı uyarıyı hücre gövdesine aktarır. Hücre gövdesine aktarır. Dendritin görevi bu arkadaşlar. Ayrıca dendrit dediğimiz gibi küçük kısa uzantılardır. Küçük kısa uzantılardır. Evet, dendritin özelliği bu şekilde. Gelelim 2 diyelim hücre gövdesi. 2 hücre gövdesi. Arkadaşlar, hücre gövdesinin içerisinde aynı normal bir hücre gibi düşün. İçerisinde neler bulunduğuna bakalım. Bir kere çekirdeği vardır, mitokondrisi vardır, ribozomları, Golgi'si, ayrıca bunlar bulunuyor. Bir de granüllü endoplazmik retikulum bulunur. Biz bu granüllü endoplazmik retikuluna özel olarak nesil tanecikleri diyoruz. Çünkü böyle üstünde nokta nokta göründüğü için böyle tanecik şeklinde görülür. O yüzden nesil tanecikleri isimleri verilmiştir. O zaman şöyle diyelim içinde neler bulunduğuna dair. Çekirdek, mitokondri, ribozom, Golgi, granüllü endoplazmik retikulum. Endoplazmik retikulumu kısaca ERE olarak yazıyorum. Granüllü endoplazmik retikulum. Neydi bunun diğer adı? Nesil tanecikleri. Bu sadece sinir hücresine özgü bir isimdir arkadaşlar. Nesil tanecikleri. Nesil tanecikleri ve sitoplazma bulunuyor. Sitoplazmada da organik inorganik maddeler bulunur. Sitoplazma bulunur. Arkadaşlar, bu sinir hücresinde, yani daha doğrusu hücrenin gövdesinde mitokondri sayesinde enerji üretilir ve bu enerji sayesinde de uyarı aksona kadar aktarılır. Dendritten alınan uyarılar hücre gövdesinde enerji üretilerek akson kısmına gönderiliyor. O zaman şöyle diyelim. Uyarı için gerekli enerji buradaki mitokondri tarafından üretilir. Mitokondri tarafından üretilir. Evet, hücre gövdesinin görevi de bu şekilde. Gelelim akson dediğimiz yapıya. 3 diyorum akson. Arkadaşlar akson dendritlere göre çok daha uzun yapılardır. Bunlar sinirsel iletimin sinir hücresinden en son geçip diğer hücreye veya efektör organa aktarıldığı yerdir arkadaşlar. Dolayısıyla oldukça önemli bir kısımdır. Ayrıca üzerinde miyelin kılıf bulunabilir veya bulunmayabilir. Ona göre zaten ikiye ayıracağız biz sinir hücresini. Şöyle diyelim, sinirsel iletimin
En son geçtiği yerdir. Geçtiği yerdir. Buradan nereye aktarılıyor dedik? Diğer sinir hücresine. Diğer sinir hücresine. Ya da efektör organa aktarılır. Efektör organa aktarılır. Evet, akson da bu şekilde. Evet, şimdi gelelim miyelin kılıfa, şivan hücresine ve Ranvier boğumuna arkadaşlar. Bunlar hücrenin ana kısımlarıydı. Gelelim yardımcı kısımlarına. Bakın, yardımcı kısımlarından ilki nedir? Şivan hücresi diyelim. Şivan hücresi oldukça önemli bir yapıdır. Şivan hücresi. Bu şivan hücresinde ayrıca nöroglyaları anlatırken de bahsedeceğiz arkadaşlar. Orada da yine isim olarak geçecek. Şimdi şivan hücresi şu. Önemli görevi aksonlar üzerinde bulunuyor ve miyelin kılıfı oluşturuyor arkadaşlar. Şivan hücresi her sinir hücresinde bulunmak değil. Yani her nöronda bulunmak zorunda değil. Sadece bazılarında bulunur. O zaman şöyle diyelim. Bazı sinir hücrelerinde aksonlar üzerinde bulunarak ne yapıyor? Miyelin kılıf sentezler. Dediğim gibi her sinir hücresinde bulunmak zorunda değildir. Sadece bazılarında bulunur. Gelelim, madem miyelin kılıf dedik, miyelin kılıftan bahsedelim. Şöyle miyelin kılıf yazıyorum. Arkadaşlar, miyelin kılıf yine bazı sinir hücrelerinde bulunur miyelin kılıf. Peki ne işe yarar? Burada yalıtım sağlayarak yağsı bir yapıya sahiptir çünkü miyelin kılıf. Hatta steroid yapılıdır, öyle onu da söyleyeyim. Bazen sorularda sorulabiliyor. Steroid yapılıdır, yağ yapılıdır. Yalıtımı sağlayarak iletimi hızlandırıyor arkadaşlar. O yüzden şöyle yazalım bunda ne olduğunu. Aksonlar üzerinde bulunarak yalıtım sağlar ve iletimi hızlandırır. Sinirsel iletimi hızlandırır. Evet, görevi bu şekilde. Yapısını da yazalım. Steroid yapılıdır. Evet, miyelin kılıf bu şekilde arkadaşlar. Gelelim bir sonraki yapımıza. Artık son olarak bahsedeceğimiz yapı Ranvier boğum. Miyelin kılıfın kesintiye uğradığı bölgeleri arkadaşlar biz Ranvier boğum diyoruz. Ranvier boğumlarında miyelin kılıf bulunmaz. Dolayısıyla bu şekilde bir isim alır. Şöyle diyelim, miyelin kılıfın kesintiye uğradığı bölgelerdir. Şu üç tane yapı her sinir hücresinde bulunmaz. Sadece bazı sinir hücrelerinde bulunur. Bunu da atlamayalım, unutmayalım. Şimdi gelelim nöron çeşitlerine. Arkadaşlar, 3 çeşit nöron vardır. Bunlar duyu nöronu, ara nöron ve motor nöron. O zaman hemen nöron çeşitleri diyelim ve devam edelim. Şöyle şuraya nöron yazıyorum. Ben genelde dersimi anlatırken tablo şeklinde anlatmayı seviyorum. Öyle daha anlaşılır oluyor. Arkadaşlar, nöron dedik. Nöronları 3'e ayırdık. Neydi? Duyu nöronu. Daha sonra ara nöron. Ara nöron ve motor nöron. Karşılaştırarak ne işe yaradıklarını, görevlerini, nerelerde bulunduklarını yazalım. Arkadaşlar, duyu nöronu adı üstünde nerede bulunacak? Duyu organlarında. Duyu organlarında bulunarak dışarıdan gelen uyarıyı alır ve bu uyarıyı ara nörona aktarır. Görevi bu. O zaman ilk önce nerede bulunduğunu yazalım. Nerede bulunuyormuş? Duyu organlarında.
Duyu organlarında. Yani arkadaşlar, duyu organlarını biz çevresel sinir sistemine alıyoruz. Yani dışarıya bakan, çevreyle ilgilenen sinir sistemi. O zaman parantez içinde onu da yazayım. Çevresel sinir sistemi. Duyu organlarında bulunur. Görevi neydi? Uyarıları alarak ara nöronu aktarır. Uyarıları alarak ara nöronu aktarır. Ara nörona aktarır. Evet, görevi bu şekilde. Gelelim ara nörona. Şimdi ara nöronda uyarıları aldı. Bu da arkadaşlar uyarıyı değerlendirir. Nerede bulunacak? Merkezi sinir sisteminde, yani beynimizde ve omuriliğimizde bulunur. O zaman şöyle yazalım. Merkezi sinir sisteminde bulunur. Merkezi sinir sisteminde, yani parantez içinde yazalım, beyin ve omurilik bulunur. Görevi neydi? Gelen uyarıları değerlendirir. Gelen uyarıları değerlendirir ve cevap oluşturur. Cevap oluşturur. Evet, ara nöronun görevi ve bulunduğu yerde bu şekilde. Gelelim arkadaşlar motor nörona. Motor nöron, bu da yine çevresel sinir sisteminde bulunacak. İşte bizim kaslarımızda, bezlerimizde arkadaşlar bulunur. Bu da ara nörondan aldığı cevabı efektör organa, yani cevap veren organa aktarır. O zaman nerede bulunduğunu yazalım. Çevresel sinir sisteminde bulunur. Sinir sisteminde bulunur. Ara nörondan aldığı cevabı efektör organa. Efektör organ dediğimizde, dediğim gibi parantez içinde yazacağım, bizim kaslarımız ya da bezlerimizdir. Efektör organa kas ve bez yazalım şuraya. Aktarır. Evet, bunların özellikleri, görevleri bu şekilde. Şimdi sorularda şöyle gelebiliyor. Duyu nöronu zarar görmüş bir insanda neler olur? Veya ara nöronu zarar görmüş bir insanda neler olur? Arkadaşlar, hemen altlarına şöyle yazıyorum ben. Zarar görürse yazıyorum. Bakın, hepsinin altına. Zarar görürse. Ve örneklerini de yazacağız. Bunu da altına yazıyorum. Zarar görürse. Şunu da yazıyorum. Zarar görürse. Evet, neler olacak? Şimdi duyu nöronu zarar görürse ne olur? Uyarıyı alabilir miyiz? Alamayız, değil mi? Dolayısıyla uyarıyı alamadığımız için hiçbir şekilde tepki veremeyiz arkadaşlar. Buna en iyi örnek anestezidir, lokal anestezi. Mesela elinizi kestiğinizde dikiş atılacak bir kesikse bu, hemen işte acile gittiğiniz zaman orada oraya bir fıs fıs bir şey sıkarlar. O ne yapar? Oradaki hücreleri uyuşturur. Dolayısıyla lokal anestezi oradaki duyu nöronlarını geçici olarak etkisiz hale getirir. Daha sonra orayı dikerler. Dikiş attıktan bir süre sonra artık anestezinin etkisi geçmeye başlar ve duyu nöronları çalışmaya başlar. Dolayısıyla siz de oradaki acıyı yavaş yavaş hissetmeye başlarsınız. O zaman nedir? Duyu nöronunun zarar görmesine örnek olarak lokal anesteziyi örnek verebiliriz. Geçici olarak, dediğim gibi, zarar veriliyor. O zaman şöyle yazalım. Uyarı alınamaz. Uyarı alınamaz. Örnek olarak da lokal anestezi. Lokal anestezi. Mesela en iyi örneklerinden biri de dişimize uygulanan anestezidir. Diş çekerken falan oraya bir işte morfin vuruyorlar. O morfin sayesinde yine diş ağrısını veya diş çekildiği zaman hissetmiyoruz. Duyu nöronu bu şekilde. Gelelim ara nörona. Arkadaşlar, ara nöron zarar görürse ne olur? Bakın, ara nöronun görevi neydi? Gelen uyarıları değerlendirip cevap oluşturuyordu. Şimdi, sadece ara nöronu zarar görmüş bir insanda uyarıyı alır. O duyu nöronu çünkü henüz zarar görmemiş. Uyarıyı alır ama buna bir cevap oluşturamaz. Dolayısıyla örnek olarak da felç durumunu örnek vereceğiz. Felçli insanlar da mesela, belden aşağısı felç olanlar da böyle dizlerine
çekiçle vuruyorlar. Ama bu ne yapıyor? Hiçbir şekilde tepki vermiyor. Aslında uyarı beyne gidiyor. Ama ara nöronu zarar gördüğü için herhangi bir cevap oluşturamıyor. Burada his yoktur arkadaşlar, unutmayın. Cevap oluşturamadığı için his olayı yoktur. Şöyle diyelim. Gelen uyarıya cevap veremez. Örnek olarak da felç dedik. Evet. Gelelim motor nörona. Arkadaşlar bakın, en kötüsü budur aslında. Neden? Çünkü duyu nöronu çalışıyor, ara nöronu çalışıyor ama motor nöron zarar görmüş. Uyarıyı alır, cevabı oluşturur ama tepki veremez. Şöyle düşünün mesela. Elinizi sıcak bir yere yanlışlıkla dokundurdunuz. Mesela şurası sıcak, ben dokundurdum elimi. Uyarıyı alıyorum, duyu nöronu aktarıyor. Beyne gidiyor. Hatta refleks olduğu için omuriliğe gidiyor. Omurilik bunu değerlendiriyor. Diyor ki elini çekmen lazım. Ama motor nöronum çalışmadığı için, yani benim buradaki kaslarıma cevap gelmediği için ben elimi buradan çekemiyorum. Acıyı hissediyorum ama cevap veremiyorum arkadaşlar. Dolayısıyla en zararlısı bence motor nöronun zarar görmesidir. Motor nöronun zarar görmesine örnek olarak botoksu örnek vereceğiz. Botoks yaptıran kişilere dikkat edin. Bu yüzüne bolca botoks yaptıranlar var. İşte mimikleri ortadan kaybolmuştur arkadaşlar. Mesela gülüyor mu, şaşkın mı, üzgün mü anlayamazsınız. Sabit bir surat ifadesi vardır bunlarda. Bunun sebebi botoks yapılırken de o iğnelerin işte içerisinde bulunan sıvı motor nöronlara zarar verir. Dolayısıyla oradaki tepkiler de yok oluyor. O zaman motor nörona zarar görürse diyelim ne oluyormuş? Cevap efektör organa iletilemez. İletilemez. Buna örnek olarak da ne dedik? Örnek olarak da botoks. Evet. Duyu nöron, ara nöron ve motor nöron bu şekilde arkadaşlar. Bu videoyu burada bitireyim. Dediğim gibi 20 dakikadan uzun tutmamaya çalışacağım. Bir dahaki videomuzda nöroglia hücrelerinden bahsedeceğiz. Evet, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.